Merhaba. Washington DC'deki Philips Koleksiyonu'nda Renoir'ın en büyük çalışmalarından biri olan Tekne Gezisinde Öğle Yemeği isimli tablosunu inceliyoruz. Tablo 1880-81 yıllarında yapılmış. Yani bu tarih 1874'teki ilk empresyonist sergiden yaklaşık 7 yıl sonrasına denk geliyor. Bu dönem Renoir'ın kariyerinin geç dönemleri olarak bilinir. Renoir ilk zamanlarındaki empresyonist şehir tablolarından uzaklaşıyor. Banlieue'de Paris şehir merkezinden trenle yarım saat uzaklıktaki bir yerde teknelerle gidebileceğiniz bir restorandayız. Bu tablo gerçekten de öğle yemeği yemek için restorana yanaşmış olan bir tekne partisini resmediyor. Renoir'ın ilk zamanlardaki çalışmalarını düşündüğünüzde örneğin Le Moulin de la Galette, Şehirde geçen ve değişik şekilde yapılmış olan bir resim hatırlayacaksınız. Belli ki boş zamanında eğlence amaçlı yapmış. Le Moulin de la galette açık fırça kullanımı var. Figürlerin köşeleri ya da kenarlarını bulmak ise son derece zor. Buradaki formlarsa üç boyutlu. Kontürler gözle görülebiliyor ve ağırlıkları var. Ön plandaki adamların kollarına dikkat edin lütfen. Soldaki restoran sahibinin oğlu Sağdaki ise en önemli empresyonist ressamlardan biri olup şehir ve banliyöler üzerine çalışmış olan sanatçı Kaybot. Kaybot tekneleri çok severdi. Hatta kendi de bir kürekçiydi. Evet tabloda hali vakti yerinde şehirli insanlar görüyoruz. Bir tekne gezisine çıkmışlar ve şimdi de arkadaşlarıyla öğle yemeği yiyorlar. Bu insanlar gerçekten de sanatçının arkadaşları. Mesela ön plandaki sevimli köpekle oynayan kadın, Renoir'ın kız arkadaşı Alin. Henüz olmasa da Renoir daha sonra onunla evlenecek. Tabloda sosyalleşen ve flört eden insanlar resmedilmiş. Lezzetli yemekler, şaraplar, pipo içen insanlar. Güzel ve esintili bir yaz gününde nehrin kıyısında bulunmanın keyfini çıkarıyorlar. Tüm bunlar bir Renoir resmine bakıp da görebileceğiniz şeyler. Figürlerin birbirleri etrafında eğilmiş olmaları dikkatinizi çekti mi? Öne doğru, arkaya doğru. Sanki hepsi bir bütünlük ve uyum içinde duruyor. Tabloda çok güzel bir ağırlık ve karşı ağırlık dengesi var. Bir de bakışlardan söz etmek istiyorum. Çizgili ceketi olan adam öne doğru eğilmiş ve şuradaki genç bayana Genç bayan masanın diğer tarafındaki adama, adamsa köpekle oynayan kadına bakıyor. Tabloda inanılmaz güzel renkler kullanılmış. Canlı maviler ve yeşillerin yanında masa örtüsünün beyazı nasıl da ışıldıyor öyle değil mi? Turuncunun da çok güzel tonlarını görüyoruz. Bazen bir kurdeleye, bazen şapkadaki çiçeklere renk vermiş. Ama tabloda renklerden fazlası var tabakların ve bardakların şakırdamalarını, yaprakların hışırtısını neredeyse duyacakmışım gibi hissediyorum. Figürlerin gülüşmelerini aklımda canlandırabiliyorum. Bu kesinlikle canlı bir tablo. Aynı zamanda oldukça da büyük. Büyük ihtimalle açık havada yapılmış. Birçoğu tanıdık olan 12'den fazla insan açık havada poz verip Renoir'ın ışığı nasıl kullanacağına karar vermesine yardımcı olmuşlar. Açık havadaki pozlardan sonra tablo stüdyoda tamamlanmış olmalı. Çünkü açık havada yapılan resimler genellikle buna göre daha küçük olur. Açık havada resim yapmak zordur. Esinti vardır. Işık sürekli değişir. Yani sizin kontrol edebileceğiniz bir ortam değil. Bence tabloyu bu kadar güzel yapan resmedilmiş nazik kaos. Tekne direklerinin sağa sola yatmış olması ya da tentenin uçları esinti uçları çeşitli yönlere savuruyor. Sabit ve nazik bir hareket ve değişim görüyoruz. Öne ve arkaya doğru olan bu hareketi ön plandaki figürde de görebiliyoruz. Kendini geriye doğru atmış, dirseği resimden çıkacak gibi. Tam karşısındaki figürde yine arkaya doğru eğilmiş. Tablo, Renoir'ın figürlerinin üç boyutluluğuna olan ilgisini kanıtlar gibi. Le Moulin de la Galette'deki tutarsız fırça darbelerinin düzlüğünden kurtulmuşuz. Figürler çok daha sağlam olmalarına rağmen, onları çevreleyen şeyler o kadar da sağlam görünmüyor. Bardaklar, ışıltı parıltıları ve gölgelerle resmedilmiş. Işık ve gölge, Beyaz, mor ve mavi boya ile yapılmış. Başka bir deyişle, neredeyse 10 sene önce yaptığı Le Moulin de la Galette'te gördüğümüz tekniklerin bazılarını bu tabloda hala görüyoruz. Aynı durum arka plan içinde geçerli. Nehrin etrafında silik bir şekilde çizilmiş olan yeşil bir alan var. Figürleri olan ilgisi ve kompozisyon yaratma fikri çok net. Yine de bir karşılaştırma yaptığımızda kompozisyon üzerine biraz daha fazla çalışılmış dersek yanlış olmaz. Bu resimde piramide benzeyen bir yapıdan söz edebiliriz. Tablonun solundaki parmaklığı takip ederseniz piramidin bir kenarını görebilirsiniz. Mavili kadının kolunu uzattığı yön ise diğer kenarı oluşturuyor. Bu Rönesans resmindeki klassisizme yapılan açık bir gönderme Empresyonizmin ilk zamanlarında çok da önemli olmayan bir alan illüzyonu yaratma çabası var. Ortogonal olarak uzanan parmaklık bu alanı yaratıyor. Parmaklıklara yaslanmış kadın gibi uçlardaki figürler dışında figürlerin çoğu doğrudan güneş ışığı görmüyor. Diğer figürlerin de büyük bir kısmı resmin genelinde gördüğümüz pembe ve mavilerden sorumlu olan Açık havada olunmasına rağmen sanki iç mekandaymış hissi veren bir tentenin altında. Bu Renoir'ın bizim için yarattığı modern bir ütopya. Hatta Fransa'da sadece belirli bir sınıfın elde ettiği burjuva bir ütopya.